Artı TV ekranlarında Bağdat Kafe programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün 17 Ekim 2021 Pazar ve her pazar olduğu gibi aynı saatte karşınızdayız. Efendim bu hafta çok kıymetli bir konuğum var. Akademisyen Yektan Türk Yılmaz bizlerle olacak. Türkiye'nin demokrasiyle imtihanının bu en sert günlerinde dünüyle bugünüyle bu durumu konuşacağız. Başka gündemlerimiz de var. Sevgili Yektan hakkında kısa bir tanıtım videosu izleyelim. Ardından hemen sohbetimiz başlasın. Yektan Türk Yılmaz doktorasını Duke Üniversitesi Kültür Antropolojisi bölümünden aldı. Sabancı, Bilgi, Duke, Kıbrıs Üniversitesi ve Kaliforniya Eyalet Üniversitelerinde toplu şiddet, hafıza oluşumu ve uzlaşma, Türkiye tarihi ve müzik siyaseti kavramları etrafındaki tartışmaları ele alan dersler verdi. Türk Yılmaz'ın yeni araştırma projesi ise Doğu Akdeniz'de müzik kayıt tarihi üzerine. Ayrıca Türkiye'de devam eden siyasi çalkantılar hakkında yorumlar yazıyor ve konferanslar veriyor. Ülkenin çalkantılı tarihini küresel ölçekte kapitalizm ve yönetimsellikteki son radikal dönüşümlerle ilişkilendiren yeni projesi popüler otoriterliğin oluşumunu, kurumsal parçalanmayı ve bunların popüler kültür alanındaki sonuçlarını ele alıyor. Son 4 yıldır çalışmalarına Berlin'deki Forum Transregional Studien'de EU bursiyeri olarak devam eden Türk Yılmaz, şu an Viyana'da Orta Avrupa Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Evet sevgili Yektan Türk Yılmaz bizlerle. Yektan'cım hoş geldin programımıza. Hoş bulduk sevgili Ayko. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Sen de benim gibi babasın ve koşturma içindesin. Biliyorum ben de evet. çok benzer durumlarla. Ee, nasıl gidiyor? Hayat nasıl eklen? Valla hayat iyi. Ee, tabii e, bir yandan çocuk, kız çocuğu çok keyifli bir şey. Bir yandan tabii e, ilerleyen yaşlarda çocuk sahibi olmanın e, sıkıntıları ve bunu biraz da diaspora da yapmanın sıkıntıları var. E, ama, e, ama tabii e, hayatımızda herhalde birçoğumuzun hayatında yakın zamanda en iyi giden şey çocukları olmuş olabilir. Yani benimki Tabii. en azından öyle. Yani en fazla umut veren, en fazla hayata bağlayan, e, en fazla geleceğe iyi bakmamızı e, belki sağlayan, belki de mecbur bırakan e, çocuklarımız herhalde. Ben de öyle, ben de öyle, öyle işte bizim çöl, ufaklığın arkasına koşuyoruz. Ekten'cim şimdi tam da bu, bunu konuşalım. Çocukların geleceğine dair bir takım umutlar, e, dolayısıyla bugün Türkiye'de de siyasetin en e, kritik e, gelip çattığı yerde korkularla beraber devam eden bir süreç içindeyiz ve e, 2023 seçimleri eğer o tarihte yapılacaksa önümüzdeki ilk seçim veya ilk iktidarın sınandığı durum e, garip bir e, kilit noktası olarak görülüyor. Ya Türkiye'de otoriterliğe gideceğiz ya da demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz ve çok konuşacağız, konuşulacak o kadar çok şey var ki tabii bu kadar. Sert bir durumda ama şunu sormak istiyorum demokrasi mücadelesi sen şimdi bu konuda en iyi araştırmaları yapan akademisyenlerden birisin Türkiye'de 19. yüzyıldan belki getireceksin bir sürece bağlayacağız ve bir gelenek olarak Türkiye'de ya Galatasaray Lisesi'nin bile bir geleneği vardır. Bugün Kıbrıs'taki evet. trafik sisteminde bile İngiliz ekolünün bir geleneği vardır gelenekler vardır. Türkiye'deki demokrasi geleneğine güvenelim mi Yektan? Bu elimizde bir malzeme mi? Bütün bunlar olur biter ama Allah'tan elimizde demokrasiyle ilgili şu kadar zamanlık bir kemik altyapı var diyebilecek durumda mıyız? Evet. Yani şimdi bu aslında çok ilginç bir soru. Çünkü e, yani Türkiye düşündüğümüz zaman özellikle muhalif gözle baktığımız zaman bu tarihe biraz e, sürekli sistemden siyasetten hayattan memnun olmayanlar gözüyle bakarsak kaybedenlerin gözüyle bakarsak hep kötü bir tablo görüyoruz değil mi yani çoğu zaman hep karanlık tablolar geliyor karanlık sayfalar geliyor aklımıza kan geliyor yok yasak geliyor hapis geliyor yani düşünebiliyor musun Türkiye'nin tarihinde e, şair yazar olup da e, hapishane görmeyeni belki o, o, o basmı bile kazanamamıştır aşağı yukarı değil mi? Yani e, sinemacılarla arasında bile aynısını söyleyebilirsin. Yani abi, e, entelektüellerin neredeyse birçoğu. E, yani velhasıl kelam böyle bir karanlık tarih var. Ama şimdi e, buradan bakınca sanıyoruz ki ilk başta ve zor günlerden geçtiğimiz zamanlarda da özellikle bu tarihe bakıyoruz. Çünkü zor durumda geçiyoruz. Bir umut arıyoruz. Bir ne olur? Acaba buradan bize burası bize bu tarih bize gelecekle ilgili bir kopya verir mi? Bir şey verir mi diye e, söyleyin. Veyahut da neyi düzeltmek lazım falan diye bakıyoruz. Ve o genelde böyle bir, bir deneyime başvurmak istiyoruz. Mutlaka birisini tarihte ilk defa yaşamıyoruz. Ne olmuş? E, nasıl olmuşa bakmak istiyoruz. Abi. tabi Şimdi yalnız. Şimdi e, işte bu şekilde bakmak çoğu zaman birçok dinamiği de göz ardı etmemize sebep oluyor. Yani vaktiyle e, bana e, Ermenistan, ben ben doktora tezi araştırmamı yaparken çok sık sorulurdu. Yani Türkiye mi daha e, özgür bir ülke? Ermenistan mı bir özgür bir ülke? Şimdi şimdi özellikle Ermenistan'dan baktığın zaman Türkiye çok daha karanlık gözüküyor tabii. ki. Yani bir soy kırım tarihi, e, e, Müslüman olmayanlara karşı yapılan ayrımlar vesaire. Ben onlara genelde şu cevap veriyordum. Yani meseleye İş bakışındakiler açısından bakarsanız Türkiye'de veya onların arzuları olarak bakarsanız nasıl bir ülke yaratmak istedikleri açısından bakarsanız Türkiye çok korkunç bir ülke olabilecek Ama Türkiye bir de muhalefetin gözüyle muhalefetin direnciyle bakarsanız muhalefetin e, 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 diyelim ki e, yılmazlığıyla bakarsanız Türkiye çok Özgür olma ihtimali olan bir yer. Çünkü şimdi 12 Eylül'ü düşünüyoruz mesela. 12 Eylül'ü hep düşünüyoruz baskısı, zulüm vesaire. Ama 12 Eylül'de bir de aydınlar dilekçesi çıkıyor. Bakın 12 Eylül'ü düşünüyoruz. Aynı zamanda hapishaneler direniş ee, e, merkezlerine dönüşüyor. E, Diyarbakır'dan Metris'e kadar. Şimdi e, daha da gerili tarihlere gidersek. Hep böyle görüyoruz. Yani sonuç itibariyle biz bugün muhalifler, bugün karşı düşünenlerin hep tarihte bir karşılığı var. Bunu unutmamak gerekiyor. E bu bitmiyorsa demek ki bir mücadele sürüyor. Yani insanlar hani bir defa ilk başta bu noktada umutlu olmalıyız. Şimdi işin diğer kısmına bakarsak, şimdi e, Türkiye'deki e, demokrasi dediğin için ben o kelime üzerinden gideceğim. Seçimler vesaire ona biraz hızlıca bakalım. Bunu bence Türkiye'nin demokrasi geçmişini veyahut da dönüp dolaşıp oraya e, orada e, küpçü dükkanı gibi sandığa dönmesini küçümsememek lazım. Yani biz bunu çok araçsallaştırmamak lazım. E, yani bunun da bir kıymeti var ki bunun tarihsel şeyi de söyleyiniz kökeni de birçok batı demokrasiyle kıyaslanabilir durumda. Türkiye'de Osmanlı'da ilk sandıklar, ilk mahalli sandıklar 1840'larda kuruluyor. Tanzimat sonrasında bu mahalli seçimler. Türkiye'de ilk yani şu an, şu gün anladığımız anlamda Seçim olmasa bile e, 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 mebus seçimleri 1876'da kuruluyor. Ve o zamandan bu zamana, bu zamana dediğim gibi e, sarp engebeli de olsa biraz bir şeyle e, diyelim veyahut da çok dolan başlı yollarla da olsa dönüp dönüp bir noktaya geldiğini görüyoruz. Diğer bir şey daha söylemek isterim. E, e, sevgili Hayko o da şu yani Türkiye'de evet bir sürü e, yine o, o tarihi biliyoruz yani bu Ceberrut devletin tarihi biliyoruz. Ama Ceberrut devlet çok ceberrut olmasına rağmen hep müttefikler ihtiyacı olmuştur. Yani hep lokal e, ortaklara ihtiyaç duymuştur. Mesela e, çok önemli bir tarihçimiz bu şu andaki en e, bence önde gelen tarihçilerimizden birisi Profesör Ali Yaycıoğlu Stanford'da onun çalışması var. Osmanlı'da mesela bu ortaklık e, merkezin sürekli ortaklık üzerinden iktidarını kurması, yani bu nedir mesela yerel güçlerin önem kazanması. Burada şimdi demokratikleşme, otoriterlik vesaire bunlara bakarken çok dikkat edeceğimiz nokta şu, ölçü olarak alacağımız şey, temel şeyler bence şunlar. Birincisi güç parçalanmış mı? Güç parçalanabiliyor mu? İki güç denetlenebiliyor mu? Şimdi parçalanması konusunda bu umut veren bir şey. Hep lokal e, şeylere ihtiyaç duyması, e, müttefiklere ihtiyaç duyması. Şimdi günümüze gelirsek e, o istiyorsa ama belki başka bir soru olabilir ama ona geçmeden önce şunu söyleyeyim. Yani Türkiye'nin Türkiye'nin tarihi evet çok karanlık, çok otoriter ama özellikle şöyle bir anda umut var olmak için de bir tarih var elimizde. Bir tek tarih yok Türkiye'de birden fazla tarih var ve bu tarihlerden biri bizi umut var edecek istikamette. Bir de şu sözle bitirmek istiyorum. Ben Türkiye tarihini soykırım çalışmış yani çalıştım. Osmanlı geç dönemine baktım. Bana bir de bana çok benim bu tarihte çıkarttığım çok belki dinleyiciye garip gelebilecek bir sonuç var. Ben esas Türkiye'de çok kötümserken korkmam insanlar. İnsanlar çok iyimserken korkarım. İlginç e, aslında e, bu güç kendisine yerelde ittifak arar konusundan bugüne geçmek istiyorum ben de ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Şimdi evet Bardağın Durur tarafından bakarsak e, hiç pes etmemiş bir tarihçe var. Herkesin tarihi ver üstelik. Bütün Türklerin, Ermenilerin, Alevilerin, devrimcilerin yani Türkiye'de pek çok herkesin kendi tarihçesi içerisinde bir pes etmemişliği var. Ama son toplamda bütün bu e, var olan e, bilgi birikimiyle işte dedik ya bir kültürü var mı bir geleneği var mı dediğimiz Türkiye'de çok önemli kurumlar hatta işte seçim sandığı önümüze gelse bile YSK'ya artık güvenmediğimiz onu bırak yangın çıktığında Türk Hava Kurumu'na güvenmediğimiz yine biraz sonra vakit kalırsa konuşuruz bu Türk vakıfları üzerinden nasıl boşaltıldığı bütün kurumların nasıl bu kadar çöktüğü e ee, çok soruluyor. E i̇şte Kemalist dönemde zaten altında ulusalcı bir bakış vardı. Cevabı da yetmiyor. Çünkü bunların bir kısmı diyelim kızılay yani insan sağlığı pandemide gördük bir, bir sürü şeyin önemini. Doğal afetlerde görüyoruz. Ee, bu bu nasıl oluyor? Yani nasıl böyle bir yaprak gibi e, her, her şey dökülüyor? E, yani kurumlar, sanatçılar dökülüyor. Bak e, adamlar gider ayak Hala ödül töreninde onların yanına sığınmaya çalışan e, sanatçılar gör, görüyoruz. E, bir de bu konudaki fikrini alayım. Oradan e, ittifaklar meselesinde e, Kürtler konusuna geleceğim. Evet yani şöyle söyleyeyim aslında bu şu şimdi ben bir tarih konuştuk ama biz bence 15 Temmuz sonrası belki biraz daha da geriye götürülebilir. 17 25 Aralık'a kadar da götürülebilir. Biz tarihte görülmemiş bir Türkiye'de yaşıyoruz. Farklı sebeplerle ee, ve kurumsal çöküş dedin ee, Türkiye'de kurumlar çöktü Türkiye'ye aslında şöyle demek lazım bence çok iyi bir örnek verdin sevgili Hayko. Yani hani dediğimiz kurum dediğimiz bir tek anayasadan arayasa mahkemesi yok efendime söyleyeyim ee, yargıtay yok efendim meclisten bahsetmiyoruz kızılayda çöktü yani ve aslında geldiğimiz nokta itibariyle artık kurumsal çöküşü bile geçtik. Biz fonksiyon ölümü sınırındayız. Türkiye'de fonksiyon ölümü başladı. Yani polis hırsız yakalamaz. Fabrika şey e, e, diyelim Merkez Bankası e, para piyasasına müdahale edemez. Yani fonksiyonlarını yitiren bir devlete geldik artık. Yani e, burada e, sevgili e, rahmetli Mu, e, Musa de anarsak onun meşhur şeyi Türkiye kımıl girdi kımıl. Yani baştan taradı hani hani o meşhur o şeyde de diyor ya şeyini yedi, bütün başağını yedi. Geriye saman kalıyor Türkiye'den. Şimdi bu bir korkunç bir şey. Biz hep Ceberut devlette sınandık ya, sevgili Ayko, güçlü devlette sınandık. Şu anda en takatsız devlette sınanıyoruz. Tarihten bir farkı da bu. Yani öyle bir şey ki bütün Türkiye halkları, farklı halklar, farklı topluluklar, farklı zümreler bir çatının altındalar ve şu anda o çatının çöktüğü zaman ne olacağı e, tehdidiyle şiddetiyle korkusuyla endişesiyle sınanıyor ve biz şu anda çok daha e, geçmişten e, alışık olmadığımız e, istikametini pusulasını kaybetmiş bir devlet terörüyle karşı karşıyayız. Yani bunun da bu da tabii ki geçmişin bir yandan bir devamı ama tabii bir yandan da e, hiç önceden görmediğimiz türden e, hem veçeleri var hem de türden hiç daha öncesinde farkı bilmediğimiz türden şeyleri var. E, 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 farklı e, diyelim ki işleyişi var. Ama ben bunun hepsinin bir de fırsat yanı olduğunu ısrarla son 3 yıldır söylüyorum. Hatta 3 yılı aşkın zamandır. O da şu. Bizim kimsenin dedik ya Ermeni direnişçileri, değirmicilerden başlayalım. Kürtlerden devam edelim, solcularımızdan, komünistlerimizden devam edelim, 60 sonrası değerimcilerimizi koyalım. Yahu herkes uğraştı uğraştı, bu ceberret devleti böyle lime lime yıkamadı. Erdoğan geriye lime lime olmuş, yıkılmış bir devlet mekanizması bırakıyor. Yani bu da, bu da bir yandan bir fırsat. E diyeceksiniz ki bu fırsat bize mi düşer? Hiç belli olmaz. O ihtimal var ama ayrıca denemekten başka bunu sınamaktan başka bir çıkışımız da Çok güzel bir yere geldi aslında. Devletin bu kadar çöküşte olduğu dönemler ve işte sistemin kendi içinde güç dağılımlarıyla gruplaşması. Bugün işte karşımızda iki tane siyasi cephe var. Millet İttifakı, işte Cumhur İttifakı. Ve şimdi bu kadar devletin çöktüğü bir dönem ve yerel güçlerle birleşmesi bana İttihat Terakki Taşnak dönemini de biraz hatırlatıyor. İşte Ermeniler de o dönemde işte teslim olmamış ve işte demokrasi mücadelesi içerisinde yapılarıyla o çökmüş devlette bir ortaklık önerdiler. Bir işte bahsettiğin güç birliği önerdiler. E bugün e, Kürtleri konuşalım. Kürtlerin demokrasiyle imtihanı, Kürtlerin bu tarihten gelişi, Kürtlerin bugün sistemde durduğu kilit nokta ve işte o ittifaklar içerisinde onlarla olma zorunluluğu nasıl göreceğiz? Bu bir fırsat ama Mesela bir önce Ermeniler bu fırsatı bir fırsat olarak değil bir soykırımla yaşadılar. Bugün de Erdoğan rejiminin Kürt savaş konseptine çok itiraz etmeyen bir muhalefet de söz konusu. Ne öneriyor Kürtler Türklere? Ermenilerin iddia terakkiye önerdiğini mi öneriyor? Yani demokrasiyi Kürtler Türklere mi öneriyor şu anda? Evet. Yani şimdi gelecekle aramızda çok puslu bir perde var sevgili Hayko. Şimdi herkes bir bir körebe oyunundayız. Yani aslında hani siz deseniz ki Kılıçdaroğlu biliyor mu Türkiye'nin biliyor mu Türkiye'nin 3 yılına ilişkin bir öngörüsü var mı veyahut da bu öngörüsünün bir temeli var mı veyahut da bu öngörüsünün sizce e, bir e, ihtimali var mı? Ben hiç ihtimal yani ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani herkes için hepimiz için aslında bir öngöremez bir gelecek, öngörülemez bir gelecek var. E, ve e, şey dediğinde çok doğu, çok haklısın. Ee, bu ıı, Türkiye şu anda bir yandan demin ihtimali söyledik iyi ihtimali söyledik şunu da söylemek lazım Türkiye'nin önünde aynı zamanda çok korkunç ihtimaller de var ve bunun içinde bu tarih bize maalesef çok kötü bir miras bırakmış durumda böyle mirası olan topluluklarda e, bu kötü ihtimaller isimlendirmek bile istemiyorum her zaman her zaman çok daha yüksektir bugün yalnız bunları konuştuğumuz zaman yani benim işim bu aslında toplu yani kolektif şiddet Bunları konuştuğumuz zaman, bunları konuşmaktan biraz çekiniyorum. Neden konuş çekiniyorum? Çünkü bunları konuştuğumuz zaman beraberinde ne yapılması gerektiğini de söylemek durumundayız. Yoksa felaket senaryosu söylemek ancak ve ancak iş başındakilerine yarıyor. Çünkü muhalefeti halkı, o işte ezilen toplulukları kimse potansiyel hedef olarak düşündüklerimiz onları paralize etme sonucu getiriyor. O yüzden ona kısmına girmiyorum ama o ihtimallerine her zaman. Ee, orada olduğunu da bilmek gerekiyor. Ee, ve yani mesela bu Rojavaya ilişkin bu yakın zamandaki menaraba falan bunlar tabii çok kaygı verici e, durumlar. Şimdi e, Kürt hareketini öneriyor kısmına gelince şimdi e, şüphesiz Taşnak Stün, e, ve eee e, e, arasındaki ilişki. Ben burada çok belki bazı izleyicilerimiz yine garipseyebilirler ama e, iddiaçlarla ilgili aslında yani İttihatçıların sonu soykırım. Onu biliyoruz. Sonunda ne olduğunu biliyoruz. Ama iddiaçların elinde Osmanlı İmparatorluğu bakın bugüne kadar belki diyebilirim. Belki diyeyim yani ama yani çok kesin söyleyeyim ama belki diyeyim. Her yani çünkü bence 60'lar sonrasında da belli bir rahatlık dönemleri oldu 60-80 arasında. Ama bugüne kadar belki en çoğulcu, en özgürlüklü, özgürlükçü dönem 1908'in Temmuz ayı ile 1909'un Martı arasında yaşadı bu topraklarda. Yani iddiaççıların yönetimi altındayken yaşandı ve sonunu biliyoruz. Demin onu söylemeye gerek yok. Şimdi e, sanılmasın ki bir tek tabii e, bu işten e, e, iktidarlar, güçler e, tarihten ders çıkartıyor. Çok belli ki Kürtler de bu işten ders çıkartıyor. Yani bu, bu tarih bilinmez bir şey değil Kürtler içinde. E, ve ee, şimdi e, e, Taşnak Taşnaküstü'nün iddiaçılar ilişkisine baktığımız zaman e, Taşnaklar bir şeydi e, rol modeliydi iddiaçılar için. Neden bir rol modeliydi biliyor musunuz? Çünkü bunlar hiçbir çıkar ummadan çünkü iddiaçılara baktığınız zaman birçoğu bürokrasi içerisinde, birçoğu askeri içerisinde işte mev mevki vesaire sahibi. Şimdi Ermeni devrimcilerine baktığınız zaman özellikle Taşnak üstüne baktığınız zaman iddiaçı gözüyle baktığınız zaman kendi milleti için hiçbir e, fedakarlıktan kaçınmayıp e, ve bunun için her türlü riski gözlerine a, e, göz önüne alan fedailer görüyorlar. Kahramanlar görüyorlar. E, aslında e, değerim öncesinde taşnak Suçu'nun e, o sürecin yani e, e, yani e, genç Türklerin, e, Jön Türklerin iş başına gelmesindeki fiziki e, önemleri o kadar büyük değil. Ama sembolik önemleri çok büyüktü. Çok ağırdı. Şimdi bugün baktığımız zaman biraz farklı bir durum görüyoruz. Mesela şunu söylesem sevgili Hayko. Türkiye'deki siyasetin yani ben daha öncesinden de bu yöne geleceğini göründe düşüncelerim vardı ve bunları paylaşıyordum. Ama hepimizin ortaklaştığı bir nokta sanırım 31 Mart seçimlerinin bir dönüm noktası olduğu konusunda sanırım itiraz gelmeyecektir. Sizce bu 31 Mart seçimlerini kim zafere dönüştürdü? Mutlaka İmamoğlu'nun bir payını vereyim yani hani. Herkesime konuşabilmek vesaire hadi Kılıçdaroğlu'na da bir ufak kredi verelim o İmamoğlu'nu seçti ama şimdi kredinin en büyüğünün gideceği yer çok belli çünkü bu bir yerde değil iki yerde değil üç yerde değil Cumhur İttifakı'nı rejim ittifakını resmen can evinden vurdu bunu kim yaptı İşte o Kürt hareketi yaptı yani bu sefer sembolik değil fiziki fiziken çok önemli bir rol oynuyor ve şimdi bakın yakın dönemdeki o deklarasyona baktığımız zaman da Eski zamanlardan bir farkı var. İttifak içerisinde yer alma talebi yok Kürt hareketinin. Aslında Kürt hareketi bile demekte de ne kadar doğru bir şey yapıyoruz emin değilim. Çünkü o hareket ısrarla kendisini bir tek oraya sınırlandırmıyor. Bu da çünkü önemli. Çünkü önemli diyorum. Çünkü neden önemli? Şimdi burada bir perspektif farkı var. Dünyadaki ulusal kurtuluş hareketlerinden. Şimdi dünyadaki ulusal kurtuluş hareketlerine baktığımız zaman esas amaç sizi yani bugün Kürtlerle devlet arasında veya da Türkiye Devleti Cumhuriyeti arasında kolonyal bir ilişki var. Yani bir kolonyal güç var bir de kolonize edilmiş taraf var. Bugüne kadar ki anti kolonyal daha yaygın ifadeyle bence yanlış bir ifade ama anti sömürge e, mücadelelerde sömürge halklar genelde sömürgeciden kurtulmaya çalıştılar. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bunun henüz kazançla çıktığı bir yer yok. Cezayir sömürgeciden kurtuldu ki ya ondan sonra onları neredeyse yalvara yalvara geri çağırdılar veya bunu mesela çok çok örneklerini verebilir. Yani her tarafta felaketle bitti ulusal kurtuluş çabası. Kürt hareketi birçok konuda bence dünyadaki ulusal kurtuluş hareketlerinden ayrılıyor. O en önemli ayrımlardan birisi de ilk kez bir hareket ısrarla ve ısrarla e, bir tek e, kendini sömürgeyi veyahut da kolonize edilmişi güçlendirmeye çalışmıyor. Aynı zamanda ısrarla kolonize edeni değiştirmeye çalışıyor. Şimdi bu bir çoğuna göre boş çaba ama bana sorarsanız büyük bir özgüven ve şu ana kadar da çoğu yerde bir tek Türkiye'de değil meyveleri toplandı. Ee, şimdi e, o dediğim riskler yine her zaman olmakla beraber ben e, biraz daha e, tarihten ders çıkarmış, çok sofistike karar alma mekanizmaları geliştirmiş, çok aktörlü bir Kürt hareketinin e, geçmişteki hatalara, daha az düşme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi gelecekle aramızda puslu çok puslu bir perde var. Bu, bu şunu eklemek istiyorum. E, haklısın tabii ki HDP'ye bir e, Kürt partisi demiyoruz. Belki seçmenleri asıl nüfusu Kürt seçmen olduğu için de ama bu durumu ...gözden tabii. kaçırmıyoruz... ...ama o deminden beri tabii. bahsettiğim... ...deminden beri bahsettiğimiz o bütün... ...gelenekler, neticede HDP bir... ...kendi içinde koalisyon... ...kendi içinde bir ittifak... ...ve işte bugün biz işte... ...Avrupa'da yaşayınca... ...muhatap kalınca daha iyi gördük belki... Türkiye'nin muhalefet çıtası, e, uluslararası alanda pek çok ülkenin e, muhalefeti e, en sol partilerinin, en özgürlükçü partilerinin çıtasına yakın. Sevgili Ertuğrul Kükçü konuğumdu birkaç hafta önce. O da biliyorsun Avrupa'da çok fazla siyasi faaliyetler gösteren uluslararası e, alanda çok yetkin bir isim. Ona sordum ben dünyadaki deneyimleri e, biraz. Şey dedi bana, ya inan bana eskiden giderdik ülkelerin sol hareketlerinin, işte ölçülerine falan bakardık. Artık biz onlara anlatıyoruz. Yani Türkiye siyasetinde çıtayı nereye koyduğumuzu, eş başkanlıktan, kadın meselesinden, LGBT meselesi gibi bir duruma geldi. Ve bu da çok ilginç. En büyük baskının olduğu dönemde en ileri formda bir muhalefeti, üstelik senin dediğin gibi seçimi belirleyen bir oranla elinde tutan bir noktada duruyor. Bu bir yerden çok büyük bir direniş, çok hayırlı bir haber. Bir yerden çok korkutucu bir durum. Ee, dediğin gibi kötü şeyleri konuşmayalım ama e, şunu da konuşmak zorundayız. Vallahi gündem herkes konuşuyor. Yani topluma durmadan e, umutsuzluk verecek, e, hayatta gitmez, hepimizi öldürür bunlar gibi algıların da çok telaffuz edilmemesine ben de katılıyorum. E, Ruşen Çakır'ın programında Kemal Can, Hayır, Can'dan Bence edelim, da... edelim o zaman ne yapılacağını da söyleyelim. Ne yapılacağını Kesinlikle, da söyleyelim, yani... edelim. O zaman ne yapılacak? Karşına yapmamız gerektiğini de konuş. Beraber konuşursak tamam. Evet. Ama pardon, şimdi somut pardon. bir durum var. Bunu konuşalım çünkü e, Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanı siyasi cinayetler işlenebilir. tekrar gündeme getirdi. E, diğer partilerin Babacan Davutoğlu ve diğerleri de bu konuyu gündeme aldı. Meral Akşener de bu konuyla ilgili konuştu. E, bu arada siyasi cinayetler işlenebilir cümlesinde de bir sıkıntı var daha. Biraz önce İzmir'de evet Deniz Poyraz katledildi de yani atıyorum Kürt olu, kürt olunca sayılmıyor. E, Beyaz Türk olunca mı siyasi cinayet sayacağız? Bu ülkede siyasi cinayetler durmadı belki de. E, işte Ve bir şekilde bugün ama e, hadi itiraz etmeyelim Kılıçdaroğlu'nun söylediği o değil. E, ya da o büyük bir şeyden bahsediyor. E Şimdi e, bunu konuşmak zorundayız. Türkiye'de bu konuşuluyorsa bunu konuşmak zorundayız. Savcılar ufaktan bir soruşturma da başlattı. Ne diyorsun şimdi Türkiye'nin gidişatında evet göremiyoruz pek çok şeyi ama e, bu, bunlar çok konuşuluyor. Niye konuşuluyor bu kadar? Bir defa sorunun bence çok büyük bir kısmını cevapladın. Yani çünkü ilk başta şunu söyledim. Yani Kılıçdaroğlu neyi siyasi görüyor neyi siyasi görmüyor. Şimdi ve buradan bağlayacağımız nokta şu. Yani dedim ya bu yeni e, devletin yeni hali, yeni türde, yeni veçelerle tehditler sunuyor. A, önceden belli gruplardaki insanlar tehdit altındaydı. Artık Meral e, Hanım dolaşamıyor, sokakta dolaşamıyor. E, Kemal Kılıçdaroğlu linç ediliyordu. siyasi cinayetler olabilir diyor ama. Yani bir cinayet girişiminden çıkmış birisi. Yani kendisinden de çok e, anladığım kadarıyla onu da saymadı pek. Ama toparlarsak şuraya geliyor. Yani şu anda öyle bir hale gelmiş durumda ki. Bizim ana akım siyaset dediğimiz kesimlerin kendilerinin de artık şu andaki devlet töreninin bu yeni tür devlet terörünün hedefi olma ihtimalinin çok yüksek oldu ve hatta oldukları. E şimdi hatırlayacaksınız Gelecek Partisi'nden şimdi aklım bir anda gitti aşağı yukarı yani bir evet. dakikalarla saniyelerle ölümden kurtuldu ve evet. çok acımasız bir ölü, e, şeyden saldırıdan yani toplu bir e, görüntüleri vesaire de e, yayınlandı. Kusura bakmayın benim isim hafızam biraz e, böyle durumlarda e, şey olabiliyor, blok ben, olabiliyor. Ben, ben de hatırlayamadım ama e, bütün izleyicilerimiz anladı, ben de anladım. Ben hiç, deli e, ucunda e, hemen söyleyeceğim ve dönüp yakından dönüp. da takip ettiğim bir isim bir yakından da takip ettiğim bir isim. Hatta Genel Başkan yardımcısı olsa gerekiyor. Gerek. Eee e, ve nasıl şu yani bu burada anlatılan aslında bence onu e, bu böyle si, siyasi suikastlar falan olabilir mi? Esas anlattığı şu. Yolun sonuna geldi ve öbür taraf bunun farkında ve iktidarı anayasanın tarif ettiği yollarla katiyen bırakmayacak bir siyasi elit. Devleti artık ne kaldıysa o koltuklardan işte gücü tutuyor. Şimdi bu o demek. Yani yolun sonuna gelindik aslında bir başka ifade biçimi. Hani bu gidiyor çünkü artık şu çok aşikar. Yani de rejim çöküş istikametinde ve çöküş çok yollu olabilir. Çöküşlerini farklı biçimlerde yaşayabilir. Ama bu tek yönlü bir süreç. Yani çöktük de çökmeye devam edecekler. Yani bu e, şeyi de söyleyeyim. Yani bu kamuoyu ara, araştırıyor bir fikir veriyor nereye ne istikamete gittiklerini. Bu terse dönmeyecek. Her geçen gün daha kötüye gideceğinin garantisi var. Yani bu artık çünkü dönülmezleri, dönülmeyecek noktalara açtı bu rejim. Ekonomi alanında açtı, de açtı, iç siyasette açtı, kurumsal çöküşü zaten konuştuk ve dolayısıyla her geçen gün artan ve ve, ve her daha köşeye sıkıştıkça daha agresifleştiğini de çok iyi biliyoruz. Çok iyi biliyoruz. Hem geçmiş tarihten biliyoruz hem de öngörebiliriz. Yakın tarihten biliyoruz hem de öngörebiliriz. Ama bu devlete yönelik saldırılar yanında, e pardon muhalefete yönelik saldırılar yönünde kendi içlerinde neler yaşayacaklarını da izlemek ilginç olacak. Çünkü Erdoğan dikta şeyinin e despotluğunun, Erdoğan otokratlığının bir daha önceki dönemlerden birçok temel ayırt edici kısmı sürekli kendi içinde savaşıyor olması yani devletin iç savaşıyla beraber yürüyor olması bu otoriterliğin ve Erdoğan hala en yak, en güvenmedikleri en yakınındakiler. Yani e, ve bu de, bu rejim çöküşe giderken rejim ittifakının ne yönde ve nasıl çatırdayacağı da çok ilginç bir e, gelişme olacak ve e, e, yeni Türkiye'nin kuruluşunda da bence çok belirleyici olabilir o. E, yani bir yandan e, muhalefete saldırıları görmek mümkün. Bir yandan da o çok yavaş yürüyor ve onun da gerekçeleri var bence, iyi gerekçeleri var. Yani bu bu elitin dağılması çok pahalı kendileri açısından, kendileri açısından. Yani bunları bence en çok bir arada tutan o. Yani e, ittifaktan korkmanın bedeli çok yüksek. Yoksa zaten bir arada durmalarını, durmaları çok çok zordu. Evet. Evet, bir de e, işin öbür tarafından bakalım. E, Erdoğan'ın bu süreçlerde ne kadar vahşi uygulamalar yapabileceğini çok yakından gördük, görüyoruz. Ama eğer e, kendi kendimize iyi gelsin diye bunları söylemiyorsak, e, yani kötü şeyler ama gidişlerini hızlandıran şeyler olduğu için iyi şeyler gibi E, Çok köşeye sıkıştılar işte ekonomide, uluslararası ilişkilerde, dolarda, euroda, dengelerde ve kendi içlerinde. Yani e, hayal ediyorum yekten bu Hulusi Akar işte mit başkanı e, Erdoğan öbürü belki Sadat oturduklarında e, peki o zaman biz kaybedeceğiz ve o kötü gün başlasın e, sokakta Sadat var işte bir, bir sürü hazırlığımız var kararı almanın kolay olmadığını düşünüyorum ben yani şu an Erdoğan bu kararı almakta bir sorun görmez belki ama bu kararı da almanın üstelik MHP'nin de buna dahil olmasının ihtimalinin de e, bir kendi için büyük bir çılgınlık olduğunu düşünüyorum ve bunu göze alamayacaklarını da düşünüyorum. Biraz da iyi, iyi şeyler söyleyeyim diye söylüyorum bunu. Vallahi bence çok e, ince bir yerden bakıyorsun sevgili Hayko. Yani çünkü şimdi siz e, bir defa burada bir tabii bir senaryo var. Ya yani bir senaryo var. Erdoğan'ın sarayın baktığı, kurduğu bir senaryo var. Yani işte e, demin devletin iç savaşı dedim. Şimdi bu sadat, bekçilik vesaire gibi kurumları bir tek muhalefete karşı kurumlar olarak düşünmemek lazım. Çünkü zaten Türkiye'deki muhalefeti ezmek için devletin ek kurumlara ihtiyacı yok. Ek silahlı kuvvetlere ihtiyacı yok. Yani zaten bunu yapabilecek kapasitede bir organizasyonu örgütlenmesi var. Bu organizasyonları daha çok devletin kendi içindeki güvensizliklerine bir cevap olarak düşünmekte fayda var. Yani askerine güvenmediği için Sadat'ı kuruyor. Ee, Polisine güvenmediği için bekçiyle backup, sürekli backup yapıyor. Sürekli backup yapıyor. Şimdi e, bu birinci kısmı. ikinci kısmı e, ki o, o demin e, e, altını çizdiği noktanın bence ikinci açıldığı yok noktada bu. E, şimdi şöyle bir örnek vereceğim. Biraz daha geriye giderekten. Şimdi biz mesela 90'ları yani yaşımız tabii o zaman da gençtik daha gençtik hatırlı, hatırlıyoruz yani aklımız yetiyor. Veyahut da daha öncesine de getirebiliriz. Türkiye'de çok kuvvetli bir şey biz TSK diye düşünüyorduk. Değil mi? Yani yıkılmaz vesayet aman yarabbim yani kim dokunabilir? Türkiye böyle gelmiş böyle gidecek vesaire gibi. Yahu TSK yerle bir oldu. Kimse arkasından bile gitmedi. Çıkıp şimdi Ergenekon falan konuşuluyor. İyi hoş da mahkemelere çıkıp bir ikisi dahil hariç hiç kimse kendini bile savunamadı. Neydi? Bir baktık ki kağıttan kaplanmış bunlar. Sonra bir dönem bir cemaat şeyi oldu. Cemaat çok kuvvetli dendi, değil mi? Her şeyi kontrol ediyor vesaire. Ona sonra bir baktık. Aslında yani bir yandan hiç ummadığımız kadar organize, örgütlü olduğunu gördük. Ama bir yandan da yani nasıl karar alma aldıklarını vesaire düşündüğümüz zaman onlarda gayet kof bir yapı olduğu ortaya çıktı. Yani ben şunu söyleyeyim. Türkiye tarihinde görülmedik çapsızlıktaki bir elit şu anda. Yani bu örneklerle kıyaslanamaz. Bunları kurdukları yapıların çok çok daha kof, çok daha hızlı dağılacaklarını ne, ne, emin olmalıyız. Ama bir fark da var burada. Tamamen şiddet, tamamen tehdit ve tamamen düşmanlık üzerine kurulu çevreler oldu, yapılar oldukları için bu güçler bizde büyük bir korku yaratıyor. Şimdi ve dolayısıyla öyle çok planlı, programlı, organize bir e, Allah muhafaza isimlerini zikretmeyelim. Türden bir girişimi kaldırabilir mi? Yapabilirler mi? Çok bilmiyorum. Çok ihtimal de vermiyorum senin gibi. Ama iki yönlü tehdidi düşünmek lazım. Bir muhalefete mutlaka yönlenecekler. Bu kısmı var bu 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 ekiplerin. İkinci kısmı bunun bir de İç hesapla kısması kısmı olacak. Yani siz Sadat'ın, askerin, e, bekçinin, polisin, mitin hepsinin bir tek muhalefete yönelerek bir dağılma süreci yaşayacağımızı ben sanmıyorum. Bir de bunun oranın kendi içindeki kapışma süreci olacak. Yani e, bu e, bunun tabii iki tarafı da sıkıntılı. Yani bir defa şunu söyleyeyim yani. Hani gönül isterdi ki bunları hiç konuşmuyor olalım. Türk gönül isterdi ki Türkiye bir normal. Yani maalesef e, biz bu, bu e, senaryolardan, ihtimallerden konuşuyoruz ve maalesef önümüzdeki Türkiye'deki çok e, bu senaryolar kurarken e, esas kendimizi seçime gideceğiz, oy atacağız, bu iş çok güzel olacak diye inandığımız zaman esas çok büyük hata yaparız. Bence bu ihtimallerin yani bu bu bu, 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 bu noktada artık öyle bir e, süreç yani anayasanın tarif ettiği yoldan e, bu rejimin değişmeyeceğinin artık farkında olmak lazım. Bir tek orada yani sandık bir şey demek değil demiyorum yanlış anlaşılmasın. O da tetikler vesaire bunların bütün araçlar kullanılmalı ama e, bu iktidar eliti e, anayasanın e, tarif ettiği şekilde çekilmeyecek sahneden. Çok açık. Şimdi e, kurumların bu hale geldiği üstelik o kurumların da artık kendi vasfını kaybettiği bir yerde bir, bir belge çıktı ortaya. Gazeteci Metin Cihan çok başarılı bir habercilikle e, hakkını teslim ederek eline sağlık diyerek devam evet. edeyim TÜGVA belgelerini yayınladı. Ve e, Kemal Bey bu belgeler üzerine bir video e, mesajı hazırladı. Programa girmeden biraz önce gördüm. Ve Türkiye'deki bütün bürokrasiye seslenerek eski bir bürokrat olarak e, ez cümle bunlar gidiyor. E, bugünü milat alın. Bunların suçlarına ortak olmayın. Yarına bugün gün bu TÜKVA'daki gördüğümüz gibi devleti ele geçirmiş bu e, paralel e, yapı içerisinde kendinizi harcatmayın. E, devlet büyüktür. Bunların günü gelir hesabını verirsiniz. Kemal amcanızdan size bir e, tavsiye diye bir video çekti. Ve e, bu belgelerin de sızması son dönemde işte AK Parti'den kopuş oluyor mu? E oluyor tabii işte Sedat Peker'inden kurulan Babacan partilerine, işte bugün Türk Van'ın içeriden sızan belgelerine kadar pek çok yerde de e, söylenen o ki bu gidişattan, bu geri dönülmez yoldan e, şimdiden biraz elini ayağını çekip muharefete yarı itirafçı e, gibi e, yaklaşan bir takım kadrolar e, var. Sedat Peker de öyle söylüyor. İşte bana e, devletten geliyor bilgiler diyor. Yani de, Sedat Peker'in devlet içerisindeki yapısı ne kadar bilmiyorum ama bir şekilde sızdığı belli. E Bu sefer cemaat var onlar sızdırıyor falan gibi bir durum da yok ortada. E, ne diyorsun? Yani bu, bu bütün olanlar, bu bütün sızan durumlar devletin işte o e, Erdoğan'ın ailesine kurduğu vakıflar üzerinden devasa Yu artık diyeceğimiz kadar yani kim milyoner olmak ister yarışmasına kadar gitmişler e, torpille. Yahu bir yarışma bari bırak onu herhangi biri kazansın. 10 kişiden biri kazanıyor zaten. Korkunç bir açlıkla yağmacı bir bakışla bir tablo çıktı karşımıza. Şaşırmadık ama iyi ki Metin bunu haber yaptı. E, hırsızlığın, uğursuzluğun bir de belgesi e, arşivlere eklenmiş oldu. Ne diyorsun? Evet. Valla e hiç bilmiyorum e, tam mutlaka şeyi izlemişindir. E, Turgan'ın e, başkanının konuşmasını izlemişindir. Yani ilk başta bu müzikli falan filan. E, sonra da bir daha sonrasında iş, işin rengi farklı bir yere vardı. Şeydi ya büyük pişmanlık için büyük tepki orada. Esas büyük ahlaksızlık olarak gördüğü bu kişilerin Bunların olması değil. Çok garip Bunun sızmasını büyük ahlaksızlık görüyor. Yani şimdi e, bir defa. Olaya girmeden önce karşımızdaki elitin etik, moral dünyasına ilişkin çok önemli bir ipucu veriyor. Yani burada hani dolayısıyla şu soru var ya işte rüşvet ortaya ortaya çıktığı zaman işte bu işte insanlarda sorgular mı dağılır mı vesaire gibi. Şimdi ben tabana geçmeden söyleyeyim ben elit ittifakından bahsediyorum. Bir daha biz bunu 17-25 Aralık'ta çok kritik bir noktadır. 17-25 Aralık bence çok pek fazla hakkı hala yeteri kadar verilmiyor. En az 15 Temmuz kadar belki önemli bir kırılma noktasıdır. Çünkü Türkiye'de o güne kadar ki herhangi bir iktidarı yerle bir edecek bir olay yaşandı. Değil mi? Yani hani öyle bir skandala bence Türkiye'deki herhangi bir e, 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 hükümet dayanamazdı. Ve ona dayanarak Erdoğan iktidarı kendisine bir aşı yaptı. Yani bu aşı artık e, yani şöyle söyleyeyim e, hani e, e, a, anayasal düzeni istediği gibi çiğneyebileceği kanaatının geliştiği nokta orasıdır diye düşünüyorum. Evet. Ve bunun yanına Davcılar, kalacak. Ve, ve 15 Temmuz birbirlerini kovaladılar yani. Tamam. Bakın, o bir sürecinde o devletin bugün, e, pardon. Yok yok lütfen. Yoyo dediğine katkı olarak yani 17-25'te devletin bütün kurumlarının birbirini kovaladığı neredeyse ateş ettiği anlar yaşandı. Dediğin gibi çok büyük bir kırılmaydı ve usulsüzlüğün, hukuksuzluğun yolu sonuna kadar açıldı ardından. Efendim şimdi bu büyük adadaki bu adadaki mesele konuşuluyor mu? Bu büyük adadaki bir şeyi konuşuyoruz. Bir, bir 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 yapıyı konuşuyoruz. Türkiye'de büyük darbe, büyük darbe ee, savcının kararını dinlemeyen polisle bu süreçte yaşandı. 17- 25 5 Aralık'ta yaşandı. Yani darbe dediğiniz şey radyoda e, marş söylemek değildir. İşte bu darbe anayasal düzeni e, cebir yoluyla işte e, devirmek yani bu deviriyorsunuz anayasal düzeni devirdiniz yani o, onu ihlal ettiniz. Şimdi işin e, ve o günden bugüne Türkiye'de yolsuzluk soruşturması yok sevgili Hayko. Ve bir de üzerine 15 Temmuz gelince 15 Temmuz'dan sonra şimdi yine etik ve moral dünyasına bir e, inmeye çalışırsak, çalışırsak bu elitin şunu görüyorlar. Artık kendi meşruiyetlerini sandıktan geldiğini düşünmüyor bu insanlar. Kan can pahası meşruiyet e, kazandıklarını düşünüyorlar. Yani biz kanımızı döktük bu iktidarı koruduk yani sandık mandık işi değil diyor bu. Ve bu, bu, bu dünyadan baktığı zaman bu insanlar bu ikisini bir yan yana koyduğunuz zaman onu Mesela bir de yolsuzluğa bakarken şöyle bir şey var. Şöyle bir kurgu var akıllarında. Daha öncesinde bunu Kemalistler yiyordu. E biz yıllar yılı yemedik. Buradan bir defa bir hakkımız var. İki, zaten bir de o kadar da 15 Temmuz falan filan o kadar komplolar vesaire biz bir de can bedel ödedik. Oradan da bir hakkımız var. E bir de dine mine de biraz şurasından burasından bile ulaştırıp ulaştırıp o da yol veriyor. O zaman niye yapmayalım? Ve o zaman dolayısıyla bunların hepsini bir araya getirip bakınca bu kişinin kendisine göre en büyük problem orada birisinin bunları sızdırmış olması. Ne sızdırmaya varmıyor bile. Yani orada bir sorun görmüyor. Nasıl olur da nasıl büyük bir ahlaksızlıktır ki veyahut da o yapılanları büyük bir etik, ahlaki, moral sorun olarak görmüyor. Orada büyük moral sorun olarak gördüğü içeriden birinin bunu sızdırması. Şimdi içeriden sızma kısmını söyledik. Ee, sen Sedat Pe Peker'in içeriden bilgi aldığını söyledin. Sedat Peker'in kendisi zaten içeriden sızma değil mi? Ve hatta son bizim 3-4 yıldır bütün hikaye içeriden sızmalarla olmuyor mu? Yani bu aslında yani bu düşünün bu partiler nereden çıktı mesela? Deva, gelecek nereden çıktı? Bunlar aslında hepsi bir parçalanmayı gösteriyor. Parçalanmanın istikametini gösteriyor. Ve bu artık ben bir çekirdek kadroya ulaştığını düşünüyorum. Bundan sonra muhtemelen Patlama gibi olur yani böyle bir dağılma gibi bir şey yaşarız ve o zamana kadar da e, e, şey e, ben e, o zamana kadar da belli bir kitle tabanını tutmaya devam edeceklerini düşünüyorum e, burada yalnız ben yani e, e, çok e, son evet. son 5 dakikamız kaldı sana süreyi hatırlatayım ki tamam. sözlerini bağlarken tamam. e, senin de haberin olsun Tabii. bir de şuraya bağlayarak e, son sözü uzun sana ver, vermek istiyorum şimdi. Eskiden e, çalıyorlar ama çalışıyorlar diye özetleyebileceğimiz o hırsızlığın idrak edilme bahanelerinden biri olarak kullanılan bir cümle vardı. Şimdi çalıyorlar ama o çalışıyorlar kısmında bir takım sorunlar olduğunu görüyoruz devlet mekanizmasında. Yani bunu yurt krizinde görüyoruz, doğal afetlerde görüyoruz, çarşıda pazarda görüyoruz ve e, işte bugün yurt sorunu yok dediği o öğrencilerin bir kısmı onların seçmeni ama... Ya da HES'lerde, Karadeniz'de, Rize'de o köylülerin başına gelenler, mazot paraları. Şimdi kendi tabanı bu tü, tü, ne TÜGVA gibi ya da işte o zengin arabalarda sonradan işte bu yeni durumdan zenginleşmiş e, gençlerin şımarık hareketleri gibi. Kokain içenler, lüks jip paylaşan. Şimdi bütün bunların artık e, çalıyorlar ama da e, çalışıyorlar ve paylaşıyorlar. Bir kısmı bize de ucu dokunuyor noktasında kopan. Bir halka yok mu? Yani bu bir tek seni beni mi kızdırıyor? Bugün e, köyünde, tarlada bir MHP'li adam bunu izleyince AKP'li bundan e, üzülmüyor mu? E, son sorun bu olsun. E, arkasından toplayacağız. Çok güzel bir soru oldu bu. Çünkü aslında çöküşün istikametini ta 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 tarif etmiş oldun e, sevgili Ayko. Şimdi Türkiye'de biz yani bir defa bir çok pas geçtiğimiz, böyle analizlerimizde çok konuşmadığımız bir şey var. Yani Türkiye'nin son altı yılına ilişkin bir cümle kurarken içine cemaat kelimesini koymazsak bence o cümle eksiktir. Yani şu anda yaşananların hepsini, yani o gerilim, o çatışma ve sonra da cemaatin tümden tasfiyesi ve korkunç bir terör kampanyası şu anda da süren terör kampanyasını da işin içine e, katmadan e, anlamamız e, çok mümkün değil. E, ama şeye gelince ee, parçalanma kısmına gelince şimdi çökmek diye bir kelime var değil mi? Çökmek diye bir kelime çıktı yahu. Biz bir önceden bunu çökmek yani ne bileyim çok zorlasam belki bu manaya gelirdi ama şu anda çok spesifik bir manaya geliyor değil mi? Birinin malına gidiyorsunuz tak diyel koyuyorsunuz. Şimdi bu yakın zamandaki çökmelere bak. Sedat Peker'in çökme hikayeleri artık cemaat çökmesi değil. Elit birbirinin malına çöküyorlar artık. Bu kaynak dağıtma imkanlarının artık dışarıdaki dışarıdakinin yani elit ki dışarıdakinin kaynağını dağıtamıyor. İşte bu iç parçalanmanın çok önemli bir dinamiğini tarif ediyor. Çünkü artık birbirini birbirini yiyen bir canavara dönüşüyoruz. Yani bir tek dışarıdaki birine çökmüyor artık kendi içimizde çöküyoruz. Bu e, işin bir kısmı. E, diğer kısmı da tabii ki e, şöyle bir e, e, durum var. E, e, büyük bir imtiyaz yani bu rejimin nasıl popülerleştiğini nasıl ayakta kaldığını bir defa elit ittifakını nasıl kurduğunu düşünürsek artık çok açık. İmtiyaz veriyor. Ne imtiyaz veriyor? Hukuki dokunulmazlık. Çökme. Yani e, hiçbir zaman hak edip bir, bir de bunu en hak etmeze vermekten büyük keyif alıyorlar. Çünkü o o bağı çok daha kuvvetli kılıyor. Bunu biraz hak edene verseniz o bağ, biat bağı o kadar kuvvetli olmuyor efendim. En hak etmeze veriyor. Yani aklınızdan gelmez. 20 yaşındaki, 19 yaşındaki, 20 yaşındaki çocuğu milyarder ediyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Çok daha kuvvetli bir bağ kuruyor. E, ya da ikinci bir şey daha yapıyor. Belli kesimleri de imtiyaz aslında bir şey verdiği yok ama onlar da sanki imtiyaz sağlıyormuş fikri yaratıyor. İşte bu ee, e, ne bileyim bunu işte bazı sosyal e, yardım e, kamp, e, mekanizmalarını silaha çevirerek vesaire yapıyorlardı. Şimdi işin o kısmı da eriyor biliyor musun? Çünkü bu 31 e, Mart o kadar belediyeler gitti yani. Belediye şimdi onu yapıyor ve çıldırıyorlar. Yani çünkü o da gitti artık. O da gitti. Yani o imaj da gitti. Velhasıl kelam e, artık e, e, biz bir devrin sonuna geliyoruz bugün, bugün oturacağımız kafa yoracağımız şey mutlaka düşünmeye devam edeceğiz bu rejim nasıl çökecek vesaire diye bence esas mesaiyi bundan sonra nasıl bir rejim kuralım ki Türkiye'de Osmanlı'dan bu yana Osmanlı'nın son döneminden bu yana yaşandığı gibi 30 yılda bir 20 yılda bir o günden bugüne yani son 160-170 yılımızdaki 20 yıllık 30 yıllık periyotlarla düştüğümüz şu hale bir daha düşmesin bizim çocuklar Nerede bir kısa devre yapıyor bu sistem? Bu ülke neresinde kısa devre yapıyor? Bundan ders alarak yeni bir Türkiye'nin nasıl kurulması gerektiği, gere gere nasıl kurulabileceğini, o yeni Türkiye'nin yapı taşlarının ne olması gerektiği konusunda büyük düşünce enerjisinin büyük kısmını buna harcardım ben. Çünkü diğerine zaten biz çok belirleyici aktörler olabileceğimizi sanmıyorum açıl çatırdamanın kendisinde. Esas o çatırdama ardından yapılacaklarla biz eee hem muhalifler hem entelektüeller hem akademisyenler hem sanatçılar hem gazeteciler olarak söylüyorum. Bunu oturup şu anda bence büyük düşünce enerjisini buna harcamalıyız. Ekten aslında programın ortalarında bir yerde söylediğim bir şeyi bağlamak istiyorum programı. Evet bütün bunlar aynı zamanda bir fırsat veriyor. Ee, bu fırsatta arada sırada tarihimizde karşımıza çıkıyor bunu görüyoruz bugün de bir fırsat aynı zamanda evet kötü günler olabilir her birimizin adı ölüm listelerinde yıllardır tehditler bir tek Türkiye değil Avrupa'da dünyanın her yerinde baskılar evet. e, olabilir ama dediğin gibi o fırsatı elimizdeki kıymetlimiz görmek lazım ona kafa yormak lazım bugün biraz böyle bir program oldu çok teşekkür ederim Yektan bugün ben teşekkür ederim çok büyük keyif her zaman seninle sohbet İlk fırsatta tekrar ko konuk etmek isterim seni. İnşallah. sevgiler. İnşallah. Hoşça daha güzel günlerde. Daha güzel günlerde. İnşallah. İnşallah. <laughs> Hoşçakal. Evet sevgili izleyenler e, bu hafta akademisyen Yektan Türk Yılmaz bizlerleydi. Haftaya yepyeni bir Bağdat Kafede bambaşka bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın <laughs>